Şimdi çilek yapımına geldik. Sıra hemen büyükçe bir kabımın içerisine 3 kilo olan çileğimi içerisine koydum. Üzerindeki olan şu tüylerin gitmesini istiyorum. Şöyle üzerinde siyah siyah şeyler var. Onların gitmesini istiyorum. Bir döktüm suyunu. Şimdi ikinci hemen temizliyoruz bu şekilde. Bu şekilde temizliyorum. Sonra tabağıma koyacağım zaman büyüklerini böleceğim. Böyle büyük büyük yapmak istemiyorum. Çileğin reçel yapmaktaki en güzel yanı küçük olanıdır. Küçük olanını pazardan alırsanız daha güzel olur. Büyük varsa içinde şöyle büyük varsa onu da ikiye üçe bölebilirsiniz. Ve şu anda dediğim gibi tam çilek zamanı, reçel zamanı. Hepinizin alıp bunu kendiniz yaparsanız reçelinizi hazır almaktansa kendiniz yapın. Daha da güzel olacak. Şimdi böyle bunları yıkayıp sepetime koyayım. Şu şekilde koyup kenarda ondan sonra üzerine birlikte şekerimizi de dökeceğiz. 3 kilo çilek aldım pazardan. Yıkayıp hazırladığımız çileklerimizi böyle ikiye kesiyoruz. İkiye kestiğimiz için daha güzel şerbetini alacak içerisine. Daha güzel olacak. Bu şekilde. Küçükleri olursa daha iyi olur. Bunlar püf noktaları. Aldanıp da kocamanlarını seçelim, büyüklerini alalım demeyin. Zaten reçelin en küçükleri makbuldur. En sonradan olanlar artık mevsim sonu olduğu için bunlar küçüldüler. Ve ikiye bölüp şimdi üzerine olduğu kadar 1 kilo da şekerimi koyacağım. 3 kilo çilekti. 2,5 kilo ancak kaldı. Çünkü birazcık ağzıma attım tabii ki. Birazcığında çürüğü falan çıktı içerisinde. 2,5 kilo ancak kaldı. Ben de içerisine şimdi 1 kilo şerbet şekerimi üzerine gezdireceğim. Temizlediğimiz çileklerimizi güzel bir şekilde gördüğünüz gibi ne yaptık? Ufak ufak doğradım. Ben çok büyük sevmiyorum. Ufak olması daha güzel ve çok da şekerli istemiyoruz. Kendimize göre yapmak istiyorum. 2,5 kilo burada çilek var. Onun için 1 kilo toz şekeri buna yeter. Bunu böyle koyup en az 6-7 saat böyle bekleteceğim. Yani şimdi bırakıp 6-7 saat sonra güzel bir şekilde ikinci aşamalara geçeceğiz. Bunu böyle sallayalım. Şu şekilde. Bu şekilde. Ve üzerine tekrar şekeri koyuyorum. Kalanı da. Çünkü ancak. Bazıları birebir yapıyor. Ama ben birebir yapmak istemiyorum. 2,5 kiloya 1 kilo şeker koydum. Buna hiç su filan sakın değdirmeyin. Böylelikle ağzını kapatın. Zaten hepsi ıslanacak su gibi böyle sulanacak şekeri döktüğümüz için. Böyle bırakacağız şimdilik. Şu anda gördüğünüz gibi kaynıyor ama üzerindeki şu köpükleri alıp bir yere koymanız daha güzel olur. En azından şeyiniz parlak durmuş olur. Böyle üzerinde o köpükler katı katı hiç hoş gözükmüyor. Ben böyle alıyorum. Tam yarım saat oldu kaynıyor. Sanırım bir 15 dakika sonra kapatacağım. Yani en az ortalama 1 saate yakın bu kaynar. 15 dakika kadar önce kaynattık şerbetini ve ben bunun en çok da şey yapıyorum. Kaynayıp da indirdikten sonra biraz cıvık oluyor yani sıvı bir şekilde. Onu ne yapıyorum? Tepsilerime döküyorum. Güneşe bırakıyorum. Buharlaşınca daha güzel, biraz daha koyulaşıyor ve içindeki tanelerim de daha diri kalıyor. Ama çok kaynatırsam marmelet gibi olur. Hiç güzel olmaz. Onu yapabilmeniz için önceden şerbetini biraz daha fazla kaynatıp ürünlerimizi içindeki olan ne koyduysak onları daha diri, daha güzel olmasını sağlamış oluruz. Bu kadar. Şimdi bu kaynasın. Ondan sonra indirmeye yakın. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık limon tuzu koyuyorum. Çok az böyle çay kaşığının ucuyla limon tuzumu koyuyorum. Limon sıkmıyorum. Ben limon tuzu koyuyorum. Şu şekilde onunla birlikte kaynasın. Ve ondan sonra tepsilere boşaltacağım.
güneşe indireceğim. Evet, 2 saate yakındır kaynıyor. Çileklerim çok kendi içi suluydu. Suyunu çok bıraktığı için süre uzadı. Onun için ben de bir gün değilse de 2 gün güneşte güzel bir şekilde bırakacağım. Onun buharlaşıp güzelce daha koyulaşmasını ve kışın uzun sürede saklamamı daha güzelleştirmek için güneşe koyacağım. Siz de öyle yapın. Güneşiniz varsa balkonunuzda ne bileyim bir yerde güzel bir şekilde güneşlendirebilirsiniz. Bu koyduğum böyle köpüğü de bu şekilde yapıyorum. Yine içindeki su varsa şerbetiyle birlikte bak, tertemiz koyduk ve içinde gene kaldı köpüğü. Şimdi altını kapatayım. Büyük bir kabın içerisine koyup üstünü kapatıp dışarıya güneşin önüne koyacağım. Bahçeli evim şimdi. Güneşte güzelce bekleteceğim. Evin içi buram buram çilek koktu. Kabımın içerisine koyuyorum şu şekilde. Ve zaten hissedeceksiniz. Çileklerinizin içinin iyice piştiğine emin olun. Hangi reçeli yaparsanız yapın, önden suyunu kaynatırsanız daha güzel canlı durur içindeki meyveleriniz. Öyle yapmaya çalışın. Şimdilik bu şekilde aktarıyorum. Cıvık oldu diye hiç üzülmeyin. Çünkü güneşe koyuyorum ben. Ya da güneşiniz yoksa daha fazla şerbetini süre olarak daha fazla kaynatın. Tenceremizin altını kapattıktan sonra şu şekilde getirdim. Güneşe koydum. Güzel bir şekilde güneşleniyor. Güneşleniyor diyorum. Çünkü daha güzel olacak. Daha lezzetli olacak. Dayanma süresi daha uzun olacak. Çok da cıvık kalmayacak. Ocakta çok kaynattığım zaman inan böyle ağdamsı şeklinde, ağda gibi. Yani suyu çok koyu olursa, akışkan olmazsa o da güzel olmaz. Ama böyle yapıp da kıvamında bırakırsak meyvesini kaynattıktan sonra daha lezzetli olacak. Evet, çilek reçelimiz pişti. Güneşlendirdik. Güzel bir aşamalardan geçirdik. Artık sofralarımızda hazır duruma geldi. Sizlere de son halini göstermek istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi içi falan çok güzel pişti. Güzel de kıvama geldi. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için sevgiyle kalın diyorum. Lütfen abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Zili de açık bırakın. Olan videolarımı tekrar dinlemek için, görmeniz için zili lütfen açık bırakın. Kendinize iyi bakın.